Yok, 3 kilo vardır değil mi? 3 kilo vardır ama kesin. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi biz ne yapıyoruz? Uşağın meşhur tarlamızı karacağız. Tabii ki ilk önce malzemeleri hazırlayacağız, doğrayacağız. İlk önce yıkadık bunları. Şöyle konuya gelelim. Şöyle malzemesi söyleyeyim. Burada tam 10 kilo un var. Belki hepsi gider, belki hepsi gitmez, alır almaz. 4 kilo kırmızı biber. 3 kilo kesin vardır. Bahçemizdeki soğan, kuru soğan. 1 kilo sırf acı. 3 kilo domates. Bitti gördüğünüz gibi yoğurt. Onun içine bir kısım şöyle bir yarım şey tuz attım. 3-4 gündür ekşide dışta dolabı koymadık. Bu da nanemiz. Tabii ki nane de katacağız içine. Ondan sonra tuzunu da katacağız. Göz kararı. Bu da tarlamız. Bakınız. Bu da neden katacağız? Kuru tarlaya mayalandırması için. Ya yaş maya, hamur maya katacağız ya da eski tarladan kattık mı bir yıl öncesi mayalandırma işlemini yapacak, o görecek. Şimdi ilk önce malzemeleri doğruyoruz. İlk önce acı biberden başladık. Ben de soğanı doğrayayım. İşimiz bugün bu. Sabahtan buzağımız rahatsızdı. Dünden beriydi. Havalar sıcak olduğundan ishal olmuş. Kardelen'den saat 12'de mi çıktık yukarıya kardelen? 6.30'da indim ben. 12'de çıktık. Kahvaltıyı ettik. Ondan sonra işleri hallettik. Tarla başına da geçtik. Bir de bunu şey edebilirsen. Nasip olursa akşama da artık bundan tarlalı köfte yaparız. Çünkü biberler acı. Kardelen acı da pek yiyemediği için. Azıcık bir tatlı biberin, küçük biberinin ayrı yaparız. Geçen sene toplam benim kuru tarla 5 kilo mineydi. Geleni gidene katvedim de misafirlerimize. Kalmadı. Azıcık şu kadar mesela kattım. Yeri göre bu kadar da oldu. Bundan canlıca da oldu. Dadımlık diye. Bu sene onun için misafirlerimi fazla yapmak istiyorum. Hani gelene gidene kat veren diye. İnşallah epey gelir. Bakalım bilmiyoruz. Başladık. Bu kasedeki tarhaneyi bile biraz önce babaannemden getirdim. Evde yoktu. Evet, evde olmadığı için. Ustanın neydi? Evi olmazmış. Terzinin neydi? Söküyor olur. He, söküyor olur hesabı. Bize tarna kalacağız. Herhalde tarna kalmadı. Ama Allah'ım kabul etsin. Ölmüşlerimiz uğruna olsun. Gelene gidene katıverdim hep. İnşallah beğenmişlerdir uşak tarnamızı. Tarnadan eziyet biz telaş edelim. Tarna bulayı bulgur eziyetti bence. Bu da zor. Değil mi? Bu da zor da bu. Tarla, yağmur yağsa da içeride olacak. Tarla yine içeride olan şey de bulgurda eziyet. Ama işte sofralarda da artık böyle pasif kalan bulgurla tarhana. Soruyoruz. Her zaman. He. Bir yere gittiğimiz sonra anda şey kendimiz bilene. Hani ne pişirivermişler? Tarhana çorbası, bulgur pilava. Yani ama en zor bunlar. Küçük görüyoruz. Şeyin sınırı evet, emeği zor. Emeği. Ama şöyle düşündüğümüz anda uşağın tarhanası bir başka. Çoğu yerelinin herkese göre farklı oluyor. Sırf keşkekten yoğurduna yapan varmış. Karıştırıp da mesela bembeyaz soru. Tabii onlar o tarnaya alışmışlar. Biz bu tarnaya alışmışız çocukluktan gördüğümüz için. Ama tarnaya da lezzet veren işte bakın bu yeşil nane. Bahçeden topladım bunu. Kardelen de sağ olsun. Ben malzemeleri kesekte ayıklayıvermiş. Şöyle güçlendirmiş. Unumu da eledim. Şimdi ben bunları geçirip koyuyorum robota. Şöyle size göstermek istedim. Tabii ki nane kuru olduğundan o geçiremiyor. Yarı soğanla, yarı domatesle kaçacağız. Bakınız bu üçüncü var diye bol naneli soğanla karıştırdık bunu. Sinekler de sana kadar tatlı bir şey var gibi geliyorlar buraya. Reçel yok, bir şey yok. Şöyle azıcık naneden boyuyoruz. Kardeşim bunlar tabii ki boş durmuyor canım. Onu da Allah'ım aylak boş duranı sevmezmiş. İçinde de ot gelmiş. Bir de yıkadım emek yemek. Ot mu nane mi? Nane. Ha dur ot da var. Yani valla sarmış. Ben bilemedim. Ay dur. O ince ya bir şey. Otları ince. Arkadaşlarım yakından göstereyim. Tarın içini çektik.
Aslında bunu çoğu yiyede böyle lokantalarda ezme diye kullanıyorlar. Geçiyor bu. İçine yoğurduna kattın mı al sana ezme. İçinde nanesi, kırmızı biberi, yeşil acı biber, soğan, domates. Bu şekilde bütün malzemeyi buraya şimdi katacağız. Baldır baldır ye. Dur kapağın içine koyuverem. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım yedirmeye nasip etsin. Gelenimizden gidenimizden ilin olur değil mi buna? İnşallah olur. Olmazsa kocaman ileri şeydi verir. Niye ona yapmadın anne direkt büyüye? Bu da büyük ne bileyim ben. Şey olmazsa değiştiriveriz. Gardıktan sonra. Katın bakalım yoğurdu. Tabii şöyle elimle mecbur elinle karıştıracağız. Allah. Yüzü koydum kardeşim. Bismillah. Yoğurt ekşimesi lazım. Yani tuzu içinde. Yoğurt ekşi olmasa ne olur? Olur da en güce ekşiyor zaten. Ne bileyim büyükler böyle derler kardeşim. Yoğurdun deviri ve yoğurdun ekşimesi lazım diye. Tuza yatacak yerine tuz atılır. Çok da yoğurtlu oldu mu? Un alıyor zaten, unu yiyor. Önemli olan soğana, kırmızı biber işte içinde. Yani ilk bir ak olur bu. Ama dördüncü biberi silecek içine kırmızı döner. Ayın birinden hesapla, birinde kırmızı. Birinde mi kırmızı? O zaman ayın 21'inden sonra dökeceğiz. 1 Eylül. 21 gün bekliyoruz yani. İstersen 22, 23 işinize bağlı. İlla yani hemen 21. gün dökeceğiz diye bir şey yok. Bu da mayalandırması için. Bakınız guru tarnayı da katıyoruz. Maya işlemini görecek. Tabii ki maya derken pakmayı katmayacaksınız arkadaşlar. Fırındaki bide hamurlarından katacaksınız. Mayalandırması işte, için. Yoğurt çok mu duruyorduk o? Yine de canlı kattım da katamak içerisinde. O kadar hepsi bunu katmayın. Azıcık daha kat ve yine yoğurdu da kattım canlıca kattım. Hamurda tuzu işi olmaz iyi olmaz. Geçen sene de maf tuzlu gibi değildi öyle bir şeydi de. Hamurda çok tuzu iyi olmaz. Asıl işlemi noktaya geldik gale. Kuvvet alacağız mecbur diz çökeceğiz ayaklarımızın üzerine. 10 kilo un. Malzemeyi de hesaplayın. 20 kilo geçmesi lazım bu tarlanın. Ama yeliymiş, kabuğuymuş, çekirdeğiymiş. Çekirdeğini tabii ki çıkardık içinde. Yiyecek, yiyecek, alacak onu. Tabii soğan, domatesi. Haliyle kendini salıvecek. Domates, biber de koyacak kabuğundan etinden. Ne olacak? Daha un şeysini alması lazım onun. Bir de maşallah inşallah ekşir kabarır yarın bu. Kabarır başa. Şurcu olsa değiştiriverim ya. Bir al şu ilyen de koyverim ya da kocaman ilyen var ya. Bu ilyen ocak evinin suya değil mi? Şuraya kapıdan vallahi güzel şekil veriyorum yani. Kendimi de yanlısı getiriyorum öyle yaparız mecbur salça duru bir şey olmaktan sonra böyle gidecek Allah on kilo unu kattık daha cıvık oldu sonradan 3 kilo daha kattık toplam 13 Bek 13'ü de geçiyor. Vallahi yarına belki salarsa azıcık un katar yoğurum ben bunun durumu göre. Tabii ki ilkten akkı sükür. Ne olacak? Biberle emişecek. Yarın kabından ayrılacak. Rengi geçecek domatesin falan. O zaman da sizler de şaşıracaksınız yani. Vallahi dizlerimde yoruldum. Yalan değil. Biberden korkmam da olur. Şuradan yanıyor. Hadi ya. Acı. Korkmam açıdan diye girerim. Ay. Hem de o da malzemeye değil. Yoruldum. Bakla bir şey diyor ya. Onun bir yeri sabahı demişir. Aynen bir şey de söylüyor. Ağzını yüzünü topla bir şey. Allah. Kaç kere girilecek daha ne için? Ay. Üstü kaya salandık ki girip çıkan ben. Yaşım 15 zannediyordum. Yaşım 50 olmadı bir anda. Yordu beni azıcık şey. Ay.
Bakınız artık bitirdik. Sonunda unumuz da kattık. Bütün malzemeleri de karıştırdık. Tarhanamız hazır. Tabii ki söyleyelim. Hemen bu gelip de dökülmeyecek. Önce ekşiyecek, sonra tatlanacak. He. 21 gün bekleteceğiz. İşimizin durumunu göre, evin durumunu göre tabii ki yağmur yağıyor. Bir yere gideceğiz olur. Gelen giden. Bir ayda daha yolu var. Ondan sonra dökeceğiz. Serin bir yere. Ondan sonra kırıklamış değil mi? Ondan sonra ver bakalım evine. Ovalayacak ki lezzeti daha bir güzel olacak. E tabi bunlar bakkalası babaanneyle oğlu kızlı. Ben de böyle bakıyorum, merak ediyorum kim geçiyor gitti ya. Evet, sokaktan geçen vardı, ona bakıyorduk. Şimdi artık bunu da böyle dinlendireceğiz. Bu arada bunun içini biz acık attığımız için kardelen dedi ki tarhanalı köftede acı olur diye. Ayrı bir tane daha var malzememiz. Onu da yoğuracağız birazdan. Onu kardelen yoğuracak tabii ki. Ben yetmeyeceğim. Akşama da köftemizi yaparken kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi arkadaşlar bir de dedik ki, demin dedik köfte yaparkanı gösteririz diye. Sizi dedik bilmeyenler için gösterem diye. Altına dedik zini koyalım kabarınca taşmasın diye. Üzerine zini kapatmayacağız. Ne olur üzerine zini kapatırsak hava almaz, paflanır, üzeri bembeyaz olur. Bunu iki günde bir üzerine sürekli yoğuracağız. Alttan üstte. Hani kaşığından değil, aynanız hamuru yoğuruyorsak o şekilde yapacağız. Üstü kurumasın diye. Eğer yapamıyorsanız üstü çok kurursa yoğurdunun üzerine sıvazlayın. Azıcık bekledim, o zaten yumuşayıvere. Ondan sonra geri yumruklarsınız. Şöyle de üzerine bir temiz bezinizi örtün, sofra bezinizi. Bu sabah inşallah nasip olursa gösterir size. Kabarmış olur böyle kurum mayı. İyiydi, tarhanayı kattığımız için maya işlemi görecek bu. Bu da burada dursun sıcacık. Çatı sıcaklığı. Kabaklarımız orada duruyor. Fasulyelerimiz zaten öyle. Evet, artık akşam oldu. Şu an saat 9'a geliyor sanırım. Biz biber almaya gidiyoruz. Kırmızı kapya biberi. Bahsetmiştik ya size. Köyümüzden bir kişi getiriyor, halden satıyor diye. Nazmi teyzem alacağız. Nazan ablan alacak. Nazan abla alacak. Biz 30 kilo alacağız. Nazan sen? 50. 25 mi? Niçin? Sırf salça mı? Bu arada tarhanamızı kardıktan sonra biz ineklere baktık. İki defa takipçilerimiz geldi. Vakit geçti. Biri Şirin abla gel. Önceden de gelmişlerdi. Sonradan gelen takipçilerimiz de, onlar da Ankaralılardan değil mi? Tatilden dönüşü uğradılar. Bize Allah razı olsun. Daha yemek de yemedik. Köfte yapacağız. Evet, eve gidince yapacağız. Şimdi kapış diyeceğiz, ondan gidiyoruz. Çünkü yağma olmasın diye. Evet, artık geldik sayılır. Hatırlarsınız ki kurbanda da düğümüz burada kesilmişti. Yasin abi hem... Evet. Buyur Yasin abi. Hırsız gibi çıkıverdin piyasaya. Yasin, indirmedin malı yoksa? İndirmem lan, seni bekliyorum orada. İyi bakalım inşallah. Burası da köyümüzün parkı. İçinde hem düğün salonu var. Şu an karanlıktan görünmüyor. Dükkanı falan şöyle malı tamam. Çek. Çekelim abi. Ayıp ettin, tamamdır. Bedava bir daha reklam ediyoruz değil mi anne? Yasin abi yapar bize bir güzellik. Bak Yasin, yemek yemeden buraya geldik daha. Sesimi lan sayılı geldim. Vallahi bak ya. Buranın hemen yan tarafı da bizim bozkuşumuzun meşhur ekmeği var. Sizler de takipçilerimiz beğeniyorlar. Gelip gittiklerini alıyorlar. Fırınımız da hemen yan tarafta. Abam arayan o zaman. Ben 13 dedim içeridekine. Arayan onu patlıcanı kilosu 10 liraymış. Biberin de 13 liraymış. Burası hem kasap dükkanı. Şimdi böyle satıyorlar. Sayılı geldim. Fazla getirmeyelim. Satın oğlum oğlum. Bir zaman bitti. Eriyor. Valla dışarıdan aldım. Valla 15-16 lira. Ha öyleydi. Yalan değil. Hatta dedim sen getirmezsen diye öyle garantiye aldım. 15-16 lira. Yere vallahi ben 12 müşteri aldık bak, isteyin sen alın. Bunun kasını veriyor, şey mi? Kilo. Kilo hesabı. Bak, bunu çıkıyor, bunu şey sınıf. Başından alalım o zaman, şöyle bakalım. Kardelen, bir ara Nazmi Teyze'yi arayan, patlıcanı ondanmış diye. Tamam, söyleyelim. Bak, kariyer geldi. Evet, buyur. Al sana, üstüne bak. Tamam. Al, tamam. Üstü aynı bunun. Bir şey, renk için çekeceğiz, 30 kilo alacağım ben. 30 kilo, üstten. Kilo bak be, 35 kilo oldu mu? Anladın mı? Tamam. Sen kolay gelsin. Dur sen, dur. Ne yaptın sen? Vallahi güzel biberler. Allah'ın şey, bu sene iyi olur. Garacabey bunu al. He? Garacabey bunu al. Öyle mi? 40 kilo bu. 4,5 yok. 35 kilo. 35 kilo. 35,5 kilo. 35. Olsun mu? Araya ben kardeşi dur. Ara da aynı ona göre şey. Ben kendim almıyorum da onu alıver canım ama. Aha bakın.
İçinde tek tük bak. Şu var. Yani hayır hayır bak. He. Toplu değil ya. Tek tük çıkan olan bir şey diyemem şimdi. Patlıcanlar da burada. Kaç? Kilosu 10 liraymış. Teyzem alacağım. Tamam 5-6 kilo. Seçeceğiz şimdi burada. Tamam tamam 5-6 kilo. He, közleyeceğim şimdi azdan dolaba koymaya. 5-6 kilo da bundan al. 6 kilo alıverim. Tamam. Sen şu biberi şimdi halledem. Bu kolay. Tamam. Nazan tamam. Da halledem. Tamam. Vallahi böyleyiz. Kardeş çok olunca onları alıvereceğiz galmeyi de. Teyzem gelecek bana Sabahat teyze. Sözüm. Sabahat teyzen domates alacağım. Şu yarına gelir herhalde. Evet tamam. Alsa. Deveriz araya veririz o zaman. Yasin sen bunu çekiyor o zaman. Şimdi biberlerimizi aldık geldik. Toplam 35 kilo naz biberim alıverdim. 2 kilo da sonradan şöyle azıcık tabii ki bundan canlı olacak. Yeniden ben tarhana gardım. O gardığım tarhanayı da tarhanalı şipit yapmak için. Tabii 2 kilo kırmızı biber, 1 kilo soğanıymış, yeşil biberiymiş, nanesiymiş derken yoğurduymuş epey olur o canlıca. Şimdi bakınız bu tarhanamızı getirdik yukarıdan. Ne yapacağız bu tarhanaya? Biz tarhanalı köfte yapıyoruz. Lezzeti çok güzel oluyor. Bizden görenler, yapanlar bence bunu memnun oluyorlar. Çünkü yorumlarda, Instagram hesaplarında yapıp bize atıyorlar bunu. Bu arada karnımız açıktı. Sabahleyin veteriner gelecek diye sabahleyin ben 6.30'da eğildim. Yukarı çıktığımızda 12'ye geliyordu. Hemen hemen öyleydi değil mi kardeşler? Galfaltı ettik. Sonra tarhana işini yaptık. Tarhanamızı hallettik. Mallara bakarkanı takipçilerimiz Şirin abla geldi. Kardelen onlarla ilgilendi. Sağ olsun gaynım vardı beraber. Ben inekleri sağdım. O gaynım buzağların süt içeceklerini içiriverdi. Sonra onları geçirdik. Yeniden malları dışa çıkardık. Ankara'dan takipçilerimiz geldi. Onlar da Marmaris'telermiş tatilde. Dönüşte bizi uğradılar. Allah razı olsun. Karengin onları kahve yaptı geldi. Ondan sonra yukarı çıktık. Bu yolda biber geldi diye haber gelince hemen toparladık. Oraya gittik. Biberlerimizi aldık. Şimdi şöyle yağımız kızacak. Bir yandan kızak olsun. Şöyle bir tane kaşık da alayım. Her zaman yaptığımda söylüyorum. Hani senesinde tarhana garamında. Biz bunu çocukluktan anam evinde gördük. Böyle bir insanın derler ya çocukken ne yediysen onu daha çok alışıyorsun diye. Tabii ki yağın kızmadı kızak olsun. Aynı nasıl böyle mücver kabak köftesi yapıyorsak aynı bu şekilde. Bunu gurumaya katmadığımız için, ay gurumayı diyorum ben de, guru tarhana katmadığımız için mayalanmayacak bu. Biz bunu bir haftaya kadar kardelenle canımızı istediğinde bu şekilde tarhana köfte yapabiliriz. Arkadaşlar kusuruma bakmayın bazen doğru diyeceğim yanlış söylüyorum. Kuru tarhana diyeceğimi kurumaya demişim bak özellikle diyorum. Kuru tarhana katarsak mayalı işlemi görür bu tarhana. Yani ekşicek, tatlanacak 21 gün sonra lezzeti daha bir güzel olacak. Çayımız da bulduk bir yanda. Karnımız da çıktı. Saat 10'a geliyordur. Hemen hemen o civarlardadır. Geliyor mu ona? Hı hı. Şöyle kaşık yardımından alıp bastırıp altın üstüne bak. İpten ak gibi. Ekranda ak gözüküyor. Aslında koyu renktedir. Bakınız kızarınca ne olacak? Biber salçası yani biberin kendi özü içine işliyor artık domatesle birlikte rengini salıverecek. Bu iki gün sonra tarhana daha bir değişir. Hatta videomu sonlandırmadan yukarı çıkarız sizlere tarhanayı gösteririz bakalım sulanmış mı? Hem sulanır yarına daha çok bir de güneşi görünce sıcağı görünce o kabarır artık. Ondan sonra ekşimeye başlayacak yavaş yavaş. Bazen düşünüyorum hani insanlar nereden buldu ki bu tarhanayı falan ya. Bak bir sürü malzemesi var. Ben buldum desem yalan olacak. Benden yaşından kaç kat tarhana var işte piyasada. Şöyle ama az daha kızarması lazım. Ama inanın ki size bu kokuyu anlatamam. Koku çok güzel bir koku. Hastaları bile tarhana çorbası içiriyorlar ya. Gepte hastanede değil evlerde tarhana çorbasını yiyince evet. Kendime gelemedik diye. Ne güzel kıpkırmızı kızardılar. Neredeyse yakıyorlarmış bir şey. Kardelen atla. Olsun. Yeriz.
Ben meyve yıkıyordum. Annem bir domates, salatalık çıkarıyordu buzdolaptan. Bir dakikanın içinde geçirince öyle oldu. Nazan abayı da çağırdık. Gel çay içelim diye. O da gelirim bakalım dedi. Gelirse beraber üçümüzüz işte. Geçiyor mu? Sabah da yapalım bundan güzel olur mu? Ya kör boğazlık ya diyeceğiniz. Valla öyle insanın canı istiyor ya. Senede bir kere olan bir şey. Kışın yaparız hadi. Ya dolabı koyacaksın. Biberi mesela aynı robottan geçirip sadece yoğurda olmayacak içinde. Öyle de mantıklı. Ama ne kadar desem biberin tadı olmayacak kışın. Yeşil biber öyle hormonlu. Yazın yaz göre yapıyor, yeniliyor. Kışın kışa göre yapılıyor. Yine dalıyoruz canım. Kış yedineceğimiz dalıyoruz bazen. Mecbura dalınca. Telefon var ya. Hani 5 dakikada Beşiktaş. Bakınız. Gezmemiz de gittik geldik. Gezme derken yani köy içine gittik geldik. Biberimizi de aldık. Şunlar 2-3 daha kızarsın kaderinim. Ondan sonra şunları da şöyle koyalım. Tarhanalı köftemize. Şöyle domates. Analı kızdıyız zaten. Evet. Oğlum bugün erken geldi. Misafirlerimiz varken geldi gitti o. Diyemedim. O karnını doyurdu. Dünden pilav üstümüz vardı. Ona kardelen yapıyordu abisine. Dün biz hep evet video çekmemiştik. Dün menü o vardı değil mi? Pilav üstü. Aynen. Şunları da şöyle alalım. Ama evde en çok bunu sevdiğimiz kardelenden biziz. Erkek kısmı pek yemiyor. Ona şeker dolduracaktım ben ona. Onu dolduruveriz buradan. Bardaklarımızı da buradan alalım. Gavun. Şu gavunu koyarız üzerine. Ha, kesecektim kaldı. Bizim şey atıştırmalık gibi oldu bu. Evet. Hani lokantalarda bir şeye koyuyorlar ya yanlarına o gibi oldu bu. Olsun böyle seviyoruz biz. Hani zeytin peyniri yiyeceksen çıkaram ben yemeyeceğim. Ha? Ben yemeyeceğim. Şey, çayın aç yiyecek. O zaman böyle yiyeyim. Nazan abone gelirse tabak çıkarıveriz anne. Şimdi biz karnımızı doyuran ondan sonra tarnamızı gösteririz. Ondan sonra videomuzu sonlandırırız. Yarın inşallah yeni bir videoda sizlerle karşı karşıya karşımıza çıkarız. Karnımızı doyurduk. Nazan da geldi. Birer bardak çay içtik. O evine gitti. Ben dedim hem ona geçireyim. Buzağım da rahatsız. Yine ishal. İnşallah iyi olur. Tabii ki veteriner çağırdık. İğnesi yapılıyor. Gündüz seron takıldı. Akşamleyin takviye olarak mama süt vermedik. Mama verildi. Şimdi baktım ishallığı henüz geçmedi. Tabii ki İhsanoğlu gibi nasıl bir ishal hasta olunca ferik feştim olmuyor. 10 günlük buzağı da öyle aynı bir şekilde. Dedim yukarı çıkan tarnamızı da gösteren bakınız. En son gördüğünüzde bir araya toparladım ağızda. Bu sabah kadar nasip olursa iyicelen bu ilyen dolar mayalandığı için şişecek, ekşecek. Günden güne ekşecek sonra datlanacak. Hadi bakalım şöyle bakınız. Belli bak mayalandığı nasıl oluyor geri geri gittiği anda. Tabii ki rengi ak olur ama günden güne rengi değişecek, kırmızılaşacak. Bunu üzerine örtüyoruz ki hani hem bir şey girmesin içine, hem tertemiz dursun, hem de serin bir ortamda olması lazım. Eğer gündüz de dedim zihni kapatırsak, bana çoğu kişi yorumda yazıyorlar, Perihan abla sen gibi tarna yaptık ama üzeri beyazlandı diye. Ben de diyorum zihni kapatmayın, böyle açık bir alanda dursun, güneş de fazla görmesin, üzerine bir sofra bezi örtüye diye onun için bu şekilde yapıyoruz, bu şekilde duracak. İki günde bir de yumurtlayacağız, üstte gayı salanmasın diye, vurmasın diye. Böyle üstünü örtem tamam. Burada da videoyu sonlandıralım. Bunu da serdik ki taş almışlar sağlığı bakmasın. Burası bassın. Videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Ne diyeyim? Hepinizden Allah razı olsun bizleri izlediğiniz için.